Selam dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Hyperfront Light oynayacağız. Hyperfront'un normal sürümünü oynamıştık, eğlenceli bir maç atmıştık. İzlemek isterseniz açıklama kısmına ve yukarıdaki kartlar bölümüne bırakıyorum. Bugün de Hyperfront Light gerçekten güzel olmuş mu bunu test edeceğiz. Çünkü Google Play Store'da gördüğüm kadarıyla normal Hyperfront'un puanı düşük ama Hyperfront Light'ın puanı ona nazaran çok yüksek. Test edeceğiz. O kadar iyi mi değil mi? Sizlerle beraber göreceğiz dostlar. Tabii ki yine eğlenceli bir maç atacağız. Daha fazla Hyperfront videosu için ne yapıyoruz? Beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmuyoruz. Abone değilsek de abone olup bildirimleri açıyoruz. Hadi gelin oyuna geçelim. Bir önceki videoda Fate Arrow ile oynamıştık. Fate Arrow yalnız artık konuşamıyorum da kusura bakmayın. Bugün kimle oynasak? Bunu çok sevmiyorum. İsimlerini de tam olarak bilmiyorum ama bununla oynayalım. Blast. Aynen Blast da bunun ismi. Biliyorsunuz ki oyun Valorant Mobile'e zaten çok fazla benziyor. Hatta Valorant Mobile diye bir şey yok şu an ortada. Valorant'a çok fazla benziyor. Birçok kişi çakması diyor ama yapacak bir şey yok. Böyle bir oyun çıktı. Biz de oynayacağız dostlar. Yani çakması diye taraf alacak değiliz. Madem Riot Games oyununu bu kadar çok oynatmak istiyordu, daha çabuk bir şekilde çıkarsaydı adamlar duyurdular, bir sene içerisinde patır patır çıkarttılar. İlk videodan alışmışsınızdır. Genelde bende kötüdür. Yani tabanca olarak başladığımda bir tık sıkıntı yaşıyorum ama çözeceğiz. Vallahi şu an gayet akıcı dostlar. Kaç FPS oynuyoruz hemen kontrol edelim. 59 FPS. Nice, gayet güzel. Bakıyorum şöyle, değerleri kontrol ediyorum. Isı da düzgün gibi duruyor. Maç sonuna doğru bir problem yaşarsak oynarken mutlaka size söylerim dostlar. Yani telefonunuz iyiyse bile Hyperfront Light'ta oynamak bence çok daha iyi. En yüksek ayarlarda oynayıp ne yapacaksınız ki zaten. Ve başlıyoruz, hadi bakalım. A'dan gelen yok. A'dan gelen yok. Kanka çekil oradan. Çekil oradan gözünü seveyim. Şunu da vur. Şu crosshair'ımı falan değiştirmeye çalışıyorum ama çünkü Valorant'ı oynayan kişiler böyle değişik değişik crosshair'lar falan yapıyor. Biz de daha sonuçta yeniyiz. Vektörle devam edeceğim. Vektörü seviyorum. Başlangıç turunda 2-3 tur vektör oynayabilirsiniz yani. Çok da güzel silah. Hasarı da güzel. Sekme payı da düşük. Sapıtması da böyle basılı tutunca bazı silahlar sapıtıyor dostlar. Bunun sapıtma oranı bir tık daha düşük. Yine A'dan gidiyoruz ama hadi hayırlısıyla bakalım. A'dan gelen yoktu ama pencereden avlamak güzel oluyor. Ben ilk roundda bir kill aldım. Ses duyuyor muyuz? Bu taraftan gelen var mı? Yok gibi. Bakıyorum. Boş. Oğlum boş dedik, bunlar ne? Kankam. Kankam. Kankam dur. Bu adamlar ne yapıyordu bir an orada ya? Toplanmışlar, teşkilat kurmuşlar. Saçma bir hareket ama en azından adam birazcık şaşırdı. Mükemmel. 3-0-3 oynuyoruz. 4-0-0 oynayan var. Bizim asistimiz daha fazla. MVP'liğe koşuyoruz. Hadi hayırlısıyla bakalım. AK'yi göstereyim size. Bir AK'ye geçelim. Bu skin'i de bu arada herkese veriyorlar galiba ön kayıt ödülü olarak. Tabancayı ikinci plana koyalım. Şarjörümüz biterse hemen tabancaya geçeriz. Ben Blast'ı da seviyorum ya. Fate Arrow kadar olmasa da Blast da hoşuma gidiyor. Şu ikinci skill'i şaşırtmak için kullanabilirsiniz adamları. Gayet güzel çalışıyor yani. Oyun hakkındaki görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın dostlar. Bu çok önemli. Haydi bakalım. Yine A'dan gidiyoruz. Aşağıda birikme yapacaktır hepsi. Kontrol ediyorum. İndim. Mükemmel. Orada yakaladık birini. Nice, güzel maçtı. Çabuk bitti. Rakip bu sefer direnmiyor. İlk maçtaki rakip birazcık güzeldi. Sıkıntı yok. Biz hiçbir şey almayalım. Şu an AK'miz var zaten. Canımız da var, yeteneklerimiz de var. A'dan gitmeyeyim bu sefer. Bu sefer mid'den gidelim ya da B'den mi gitsek? Yok, neyse mid'den gidelim. Yani şu an hiçbir problem yok. Aa, ben neyi unuttum diyordum. Parmağım niye kaymıyor diyordum. Şunu takmayı unutmuşum dostlar. Böyle bir şey alabilirsiniz. Çok da uygun fiyatı oluyor zaten. Yani dokunmatik ekranlarda oyun oynamayı mükemmel kolaylaştırıyor. Kankam ardı ardına ardı, Allah. Bak, gördün mü kolsuzluğu ne yaptım? Bu parmaklığında böyle bir problem var. Güzel, oradan da birini ayıkladık. Oh!
Biz bunları çok kolay yeneceğiz ya. Belki bu videoda bir maç daha atarız dostlar. Baksanıza bunlar çok kolay olacak. Şimdiden ardı ardına 4 tane aldık bile. Adamlar zorlamıyor. Hadi biz de birazcık sımaralım yalnız. Şımaralım da sniper oynayalım. Sniper aldığım zamanlarda genelde bu tabancayı alıyorum dostlar. Neden? Çünkü tekli atan tabancalarda çok iyi olmadığımı size söylemiştim. Yine mid gitmeyi tercih ediyorum. Şu yeteneği kullanacağım bu sefer. Kanka sal onu bir. Nice. En son arkasından birini aldık abi. Tek sıra halinde sıralanı. Aa. Ben alacaktım ya. Ben alacaktım ya. Adamlara bak ya. Ulan birazcık direnin. Birazcık. Yine sniper gideceğim. Bu sefer sniper'la alacağım. Kaç kaç oynuyoruz? Oo adam 10-0-2 olmuş. Biz 7-0-5. Onu geçme zamanı. Bu round onu geçeceğiz. Herkes sürekli deli gibi şey yapıyor. Yalnız... Galiba bu light versiyonunda da hassasiyet problemi var dostlar. Böyle arttırdıkça hassasiyet bir çıldırıyor. Bu tabancayı da çok seviyorum ha. Tabanca da değil bu aslında da. Kanka kaçıyorsun. Kaçıyorsun. Bana killleri kaçırtıyorsun. Son kalan adamı roketimle mi öldürsem ki? Aa, dur lan dur. Adamı kaçırdım. Selamünaleyküm. Yani karşı taraf bot mu değil mi bilmiyorum ama gençler, bot sandığınız kişiler gerçekten çok kötü oynayabiliyor. Ben buna şahit oldum yani. Gerçekten şahit oldum. Yok, sniper'ı sevmedim. Bu sefer ne alalım? Knight. Şu machine gun da çok tatlı. Birazcık kontrol etmesi zor. Bu machine gun'la mid konuşamıyorum abi ya. Artık gün geçtikçe konuşma yetimi kaybediyor gibiyim video çekmekten. Bu machine gun'la midden yarmak çok güzel olacak. Neydi bunun ismi? Knight gerçekten çok sağlam silah. Mermi atış hızı yavaş ama sağlam. Round start. Çekilin lan önümden. Oho, bu sefer o kill rekorunu kıracağım demiştim değil mi? Selamünaleyküm. Tutturamıyorum bak, şu çok fazla kayıyor. Bunu çıkartıyorum, parmağımda kaymıyor. Aralığı bulamadım yani. Ya bendim aga ya. MVP'nin ben olmam gerekiyordu ya. Nasıl abicim, bir bakalım. Skora bir bakalım gözünü seveyim. Skora bir bakalım. Yani benim asistim daha fazla ya. Sal bana MVP işte. Yine tabanca roundundayız. Bakın bu skin'i de herkese ön kayıt ödülü olarak veriyorlar. Daha henüz oyuna girmeyenlere bu bilgileri de aktarayım. Solda adam var. Mükemmel, mükemmel. Abi pompalı varmış. Aa adamda şey varmış ya. Kırmalı, kırmalı diyorum ben ona ama neydi onun ismi tam olarak hatırlamıyorum. Onun zaten dibine girdim mi tek atıyor. Güzel başladık, ölmeseydik iyiydi be. Şimdi Artemis'e kesin ekstra böyle MVP verecekler ya. Bu maçın MVP'si benim olmam gerekiyordu. Yendik. Maçı verdiler galiba. Ulan verin artık. Heh. Bu maç çok kolay olduğu için hadi gelin ikinci maça geçelim. Bu sefer de Colocast oynuyorum. İsmi umarım doğru okuyorumdur dostlar. Colocast. Bir önceki round'un MVP'si bunu oynuyordu. Dedim bir de ben oynayayım. Bağalım nasıl oynayacağım. Haydi bakalım. Kor bende. Koru ben döşeyeceğim bu sefer. Bu harita en sevdiğim harita dostlar. Bu haritada genelde A tarafından gitmeyi seviyorum. Midden de arada sırada gitmekte fayda var. Aslında hatta ilk midden gidelim ya. Burada yığılıyorlar bazen midde. Görüşü engelliyor. Hop bu blok. Bununla duvar koyuyoruz. Güzel. Şimdilik bunlarla işimiz yok. Ya da şununla şöyle başlayabiliriz aslında. Oyunun ilk başında şunu koyabiliriz buraya. Çünkü bu midden her türlü gelen olacak. Ben eminim yani. Geldi bile. Güzel. İlkini aldık. O adam orada. Ah be. Kaçırdım. Ama bu rakip güzel gibi duruyor. Bu rakip güzel gibi duruyor. Lan vursana onu. Galiba bu sefer bizim takım bot dostlar. Gerçek oyuncu da bot gibi oynuyor anlamında söylüyorum. Sıkıntı yok. Tabanca elinin günahı yoktur. Bu çok normal. Ulan ne oluyor ya? Çok garip oynuyorlar aga. 1-1-1. Hadi lan. Önünde. Onu vuramasaydı var ya telefonu fırlatırdım yemin ediyorum. Güzel. Bu sefer rakip kötü değil gibi duruyor. Bu sefer rakip iyi gibi dostlar. Yine klasik haline gelen vektörle devam edelim. Koru ben götüreceğim. Bu sefer koru ben götürüyorsam vicdansızlık yapmayayım. A'dan gideyim. Döşerim. Şimdi midden gidip de kor koyamıyoruz. Hadi bakalım hayırlısıyla. Şuraya bir sallayalım. Gördük aşağıda.
Ölümsüz, ölümsüz. Kendisiyle beraber bir... Oğlum, Allah seni kahretmesin be. Allah seni kahretmesin be. Hayatta kalan tek benim. Aşağıya mı düştü o? Kendimi araya sıkıştırdım şu an. Şu kırılacak. Benim burada olduğumu görmeyecekler yüksek ihtimal. Onların ikisini de vurursam mükemmel olacak. Bak 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 şimdi gelecek. Solda. Mükemmel. Çılgınlık etmeyip şu koru koysam mı kilk? Şu koru bir koyayım. Umarım ölmem. Umarım ölmem. Çok komik olur ölürsem. Kanka geldin mi? Mükemmel. Yemezler koçum. Güzel mücadele ettim. Birazcık saklandım ama olsun. Problem değil. Sonuçta bu bir oyun yani. Hayatta kalman gerekiyor. M4 AV'ye dönelim artık. Kanka koru bana sal. Nice. B'den gidelim. Bu sefer de B'den devam edelim hadi. Vallahi şu ana kadar ben light versiyonunda hiçbir problem yaşamıyorum dostlar. Ne kasma, donma, ne FPS drop'u gayet akıcı bir şekilde 70 ping'de oynuyorum. Keşke ping 20-30 olsaydı ama idare edeceğiz artık. Oğlum kadam karşıda... Kanka korktum öleceğim diye. Sağ olsun bizim adam Knight mı? Knight galiba o. Hepsini mahvetti. Ben şuraya klasik bir bombamı yerleştireyim. Adam solda, adam solda, adam solda. Güzel. Bu round ben hiçbir şey vurmamama rağmen en azından görevim olan bombayı yerleştirebildim. 4-1-3. Yine MVP ben değilim ya. A'dan gidip pencereden girmek daha güzel oluyor galiba. Çünkü bu adamlar midden gelmiyor dostlar. Zaten bu iki çakal da çakmış durumu. Ben birazcık hassasiyeti yükselteceğim. Bakalım biraz böyle takılalım nasıl olacak. Yani en ideal ayarları çözdüğüm zaman zaten bir rehber videosu çekeceğim dostlar. Hangi silahları kullanırsak daha iyi olur. Şöyle bir biz de bir oyunu oynayalım. Öğrenelim. İlk başta çıkan rehber videolarına çok da takmamak lazım. Kankam buradasın. Gördüm seni. Güzel bir headshot. Neyse ben bir koru koyayım ya. Onlar bura koysun. Yapacak bir şey yok aga. Adam ta sağ köşede. Onu vurmaya koşturacağım ha. Şunu bırakayım. Lan ne yapıyorsunuz? Daha öldüremediniz mi? UMP ile gidelim ya. Biraz da UMP oynarım. Koru ben yine aldım. Yani biz bu adamlara nasıl bir strateji izleyeceğiz anlamadım. Adam son olarak hayatta kalsa bile gidip mücadele etmiyor ki. Böyle arkadan yardıralım. Çıkacak mı buradan? Evet orada. O ikisini de vuracağım. Rahat olun. 3 kişi. Geldi. Oğlum mükemmel lan. Bir an ne olduğunu şaşırdım yani. Kelimeler kifayetsiz. Ben ne alayım yine Knight alacağım baba. Hiç M249 oynamadım dostlar. Gerçekten söylüyorum. Oyunu indirdim indirindi. Konuşamıyorum yine. Oyunu indirdim indireli hiç M249 oynamadım. Şu an ilk defa sizle beraber M249 oynayacağım. Çok sıkıntılıymış gibi duruyor. Şarjör değiştirme hızı her oyunda olduğu gibi yavaş. Mükemmel. Tasarımına bakalım şöyle. Göster bize dostum. Güzel. Tasarım güzel. Saldırıyoruz baba. Yürü. Saldır. Yalnız biraz hızlı gidersek sevinirim. Kanka seni de şöyle alayım. Buradadır kesin bu da. O zaten sağda haritada gözüküyor. Oğlum. Tutamıyorum lan. M249'u tutamıyorum yemin ediyorum ya. Neyse şu ranked maçları açalım da artık videoyu öyle çekelim dostlar. Gerçekten klasik maçta çok kötü oyuncular denk geliyor. Sürekli olarak yeniyoruz. O da sarmıyor yani. Birazca fall'la gidelim. Birazca. Ben harbiden bazen niye konuşamıyorum ya? Bu çok sık video çektiğimden mi ki acaba? Ulan yemin ediyorum diksiyon kursuna falan gideceğim. Burada rakiplerimizin falına bakacağız şimdi. Ben burayı çok sevdim. Ben A'dan pencereden devam ederim abi. Yürü. Yürü go 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 go. Geldik yine pencere başına. Kimler var? Şurada birini gördük. Abi. Kanka fall iyi mi dedim ben demin? Kanka fall çok kötü. Fall gel... Aa tek ben kalmışım. Kanka fall çok kötü lan vuramıyorum. Arkamdan sıkıyor. Yani kim bu fallı ne diye alır be? Tam ölüyordum az kaldıydı ya. Çok sıkıntıydı ama bu sefer MVP benim değil mi? Mükemmel. 14-1-4. Yani rakip bir iyi oynuyor bir kötü oynuyor anlamadım. Bot desen değil. Bizim takım bot desen mi bilmiyorum abi. İsimleri gerçek oyuncu bunların. Bildiğin gerçek oyuncu yani. Match point'te demo. Bu round'u alırsak aldık yani. Nice. Sıkıntı yok.
Hop, şöyle bıçağa bak. Şılap yapıştır. Bıçağa bak, şılap yapıştır. Buradan sağdan mı gireceğiz? Nereden girelim? Sağdan girelim. Onların penceresinin, yani bizim deminki pencerenin önüne çıkıyoruz. Oo. Mükemmeldi. Kafaya kilitlenmeye çalıştım. Buradan birisi geliyorsa biri de ardındadır herhalde. Arkada, arkada. Yine bak, kafaya kilitlenmeye çalıştım. Güzel kilitlendim bence. Hiçbir problem yok. Diğeri de tahmin ettiğimiz gibi penceredeymiş. Bu da Valorant'taki şerifin karşılığı. Ama tabii ki bunu da oynaması çok zor. Bunda da kafaya alıştırman lazım kendini. Mükemmel, iki tane maç attık. Dereceliğe kadar artık ben birazcık kendim oynayacağım dostlar. Size bu şekilde Hyper Front Light'ı da göstermiş oldum. Daha fazla Hyper Front videosu için beğenmeniz ve yorum bırakmanız yeterli. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.